Well, good evening, ladies and gentlemen. İyi akşamlar. I happen to be the chosen one to address you and introduce our speaker this evening. My name is Jonathan Beard, and I am a founder of the LHF, Levantine Heritage Foundation in England. More recently, I was asked to assist in setting up the Levantine Heritage Foundation here in Istanbul. And I've had enormous pleasure in doing this. And I get enormous pleasure and satisfaction by seeing all of you here this evening. So thank you very much indeed for joining. The Levantine Heritage Foundation was started 7 years ago, the purpose of which is that we can collect photographs, memorabilia, notes, memorandums of families that once upon a time lived here in Turkey, more precisely in Izmir, also here in Istanbul, İskenderun, Mersin, and further south in Beirut, and further south in Cairo, and to the northwest in Greece. For Levantin is a French word, and Levantin means where the sun rises in the east, in other words, the Eastern Mediterranean. My family happened to come here in 1846. I haven't been here quite as long as that myself, but I am the sixth generation running a shipping business, and therefore am very much a Levantine. And my family shall remain here after me, that is to say, my daughter, who will take over this business, I hope, and my granddaughter. In other words, we Levantines are so fortunate that our parents chose to come to the East Mediterranean rather than perhaps Alaska in search of silver and gold, or Australia in search of whatever they have there. The Ottoman Empire, the great Ottoman Empire, is indeed a great study and an enormous advocate to business beyond frontiers, like, I think, is a word so often used. So the Levantine Heritage Foundation now has even more of a role here in Turkey. You are all cordially invited to become members of the Levantine Heritage Foundation, Istanbul. In the front row here, I have friends, colleagues of the Levantine Heritage Foundation, and I hope that after our most exquisite speaker this evening, that you get a chance to mingle with my colleagues here and do come to our Levantine Heritage Foundation meetings in Istanbul, which are regular, monthly. And indeed, please come to the future events that we will have, hopefully, right here with equally interesting topics and speakers. Sponsorship is always an important element for a community such as our own. And we do hope that we will be a registered charity within the year. Up to date, I have to say to you, share with you, that the Istanbul Beyoğlu Belediye have been exceptionally generous, and they were so responsible and motivated our conference, which took place here, in actual fact, last October. I say this because there's going to be yet another such conference in October this year. And at that time, I would be absolutely delighted if you'd put in your diaries to come to this conference, because it will address all elements of the Levantines in this area. Our speaker this evening, oh,
before going on to introduce the speaker, I'd like to say that the Levantine Heritage Foundation has had already 4 conferences in Turkey. The first was in Izmir, the second here in Istanbul, the third in Izmir, the fourth in Istanbul, and the fifth will be again, as I said, in October. But that will be followed by another conference in Athens, where again, Levantines happen to be. And annually, there are conferences in London. So you're very welcome to join one of the conferences that I've referred to. Ladies and gentlemen, may I introduce our speaker this evening, Madam Miyuki Aoki Girardelli. The name, enough, represents that Madam Professor Radha Yuki is married to an Italian gentleman sitting here in front of me. Born in Japan and educated at Waseda University, is an art historian working on the Ottoman-Japanese-French cultural encounters of the 19th and 20th century. After undergraduate and graduate studies at Waseda University in Tokyo, she received her PhD from Istanbul Technical University in the year 2004. Congratulations. With the doctorate dissertation, Leon Parveye, a French artist on the threshold of Ottoman modernization, her research work was presented in prestigious international institutions, including MIT, INHA Paris, and the Kundisthaler-Rich Institute in Florence. She curated exhibitions like 3 Japanese in Istanbul, Istanbul Research Institute in 2010, Japanese Winds in the Ottoman Palaces, Dolmabahce Art Gallery, Istanbul 2013. Her monographic book on Ito Chuta's travels in the Ottoman Empire was recently reprinted. Ladies and gentlemen, may I ask you to applaud our PhD speaker this evening, Mrs. Girardelli. Please, the floor is yours. Çok teşekkürler. Bu akşam konuşma dizilerinin birinci konuşmacı olarak beni davet ettiğiniz için Levanten Kültür Miras Vakıfı üyelerine çok teşekkür ediyorum ve organizasyon ve katkıları için İtalyan Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Ben bu Levantenler konuşma sunun dizilerin olacak ve birinci konuşmacı olarak beni yani bir Japon'u davet ettiğiniz için Levanten dünyasının ne kadar geniş, ne kadar evrensel olduğunu düşünüyorum. Bugünkü konuşma Osmanlı döneminde buraya gelen ve gezen bir Japon'un hikayesidir. Ben aslında Jonathan Bey'in söylediği gibi Japonya'da bir kitap yayınladım. O kitabın içinde de yer aldığı ama fazla anlaşılmadığı bir konuyu bugün sizin katılımı ile aslında tam siz bu konuyu anlayacak kişisiniz. Ona sizlere sunabildiğim için çok mutluluk duyuyorum. İlk önce ben Japonya'dan başlamak istiyorum. Bu Japonya'nın dünya haritasıdır. Belki bilirsiniz. Sizin bildiğiniz dünya budur. Ama bize göre dünya bu. Ve Japonya tabii ki dünyanın merkezinde. Ve
Japonya'dan bakınca aslında hem Orta Doğu hem Avrupa batıdadır. Ve Amerika doğudadır. Ama biz aslında Orta Doğu'yu Japonca olarak da Orta Doğu diyoruz. Batıda olmasına rağmen. Ve bu acaba neden? Neden diye ilk soru işaretini kafasına koyan kişi bu Ito Chuta. Şimdi Japonlarla Batı dünyası, Akdeniz dünyası ile ilk ilişkilerden başlayacağız. Japonya ve Batı dünyasının ilk ilişkileri 15. yüzyılda başlıyor. Tabii ki Hristiyan misyonerler Japonya'ya kadar geliyor. İlk önce Portekizler, sonra İspanyollar. Ve Japonya'dan büyükelçiler gönderiliyor. Bu mesela Vatikan'a ilk giden büyükelçi 17. yüzyılda. Ve ondan sonra Japonya ülkesini kapatıyor. Hani şimdi politik olarak bu kapatma politikası yoktu diye tarihte tartışma var ama oldukça büyük kısmında kısıtlı diplomatik ilişkileri dışarı ile sürdürdü. Ve bu 1858'e kadar sürdü. 1853'te Amerika'dan bir gemi geliyor. İnsanlar onu canavar gibi görüyor. Ve 58'de 5 ülke ile bir anlaşmaya varıyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Hollanda. Ve Japonya 250 sene boyunca kapalı kaldıktan sonra tekrar yeniden dünyaya açılıyor. Ve tabii ki Japonya tamamen apayrı şekilde gelişmiş bir ülkeydi. Ve dünyada neler oluyor, neler bitiyor haberleri vardı ama nasıl diplomatik ilişkileri kurulabileceğini vesaire tamamen kopuk kaldı. Ve Batı'ya heyetler göndermeye başlıyor. Bu ilk heyetlerden biri çok enteresan bir görüntü. Sphinx yanında samuraylar ve Antonio Beato'nun fotoğrafı ile. Bu İstanbul'u çeken Felice Beato'nun kardeşidir. Ve Japonya sonra modernleşmeye başlıyor. 1872'de trenler geliyor. 80'li yıllarında Batılı konukları ağırlamak için Batı tarzı sarayı inşa ediliyor. Ve tam o sırada yeniden eğitim sistemi de kurulmaya başlıyor. Ve mimarlık konusunda İngiltere'den bir hoca davet ediyor. Josiah Condor. Geldiği zaman 26 yaşında, 1877'de Japonya'ya varıyor. Ve kendisi South Kensington Okulu'da okumuş ve Londra Üniversitesi'nden mezun. Ve William Burgess ile beraber çalışmış biri. Ve aynı dönemde tam Avrupa'da neler oluyordu? 1873, Monet'in meşhur bir resim var, La Japonaise. Japonizm denilen sanat akımı Avrupa'da çok yaygınlaşıyor. Ama aynı dönemde Japon hanımlar nasıl oluyordu? Batılı kıyafetleri giyerek orgular çalıyordu. Ve 1889'da Japonya ilk anayasa çıkartıyor. Bu şekilde modern bir ülke şeklini alıyor. Ve bu Levantenler dünyası ile Japonya'nın teması tam o sırada başlıyor. Benim bulduğum ilk kaydı 1878'de. Bu Konstanta Samos adasının bir kontu bir Japonya'ya kuru üzüm kutuları gönderiyor ve madalya istiyor. Ve Japonlar da şaşırıyor bu üzümleri ne yapacağız diye bu dokümanda yazıyor. Ve ama madalya verecek kadar bir şey değil diye geri gönderime karar verdi. Bu ilk
レヴァンテンレリンカイズ。そんな、イキンジシエンエンテレサンアスンダ、イスケンデリエデオトラン、アドゥ、コマンドール、ガブリエル・デ・ローザ・デ・マリラント、マーキス・ドゥ・ウェリントン。オラン、ビリ、ジャポン・ヒュキュメティネ、ショーレ・テクリフェディオ。ベン、イスタンブル、コンソロス・オラジャン、シジン・イチン。ウェブ、ガブリエル・デ・ローザ・デ・マリラント、マーキス・ドゥ・ウェリントン、タン・レヴァンテン・ビル・ティップ、ウェ、ブル・デ・ヤズラン・マリラント、アメリカだディール、アフリカだ、ウェリントンだ、パタゴニアタラフ、ギュネアメリカだ、ガブリエル・デ・ローザンヌン・アルドゥ・ニシャンラル、ギュネアアメリカだ、アフリカやかだ、フランサだ、イーラン・ヒンディスタンなかだ、オチェキでユルミサイファルク CBC で、ケンジスにタヌット、アマジャポンヒュキュメティブヌレデディオ。ウチュンジュスイネビンセキジュセキサンベして、セラニクテオトラン、アウストリアルビルジョゼフ・ウェスレイアドルビリセラニク、コンソロスオーマヤテクリフェディオブダ、ケンディレフェランスオララク、パパヌンデブレッティンデンビューケレチイスタンブルダン、ケンディスニレフェランスオララククラニオアマジャポン含めてブヌダレデディオ。で、オヌンドゥシュンダ、ビルカチテクリフマル。で、タンブ、ビンセキズセキサンベシセキサンアートスラダブ、コンソロスルクテクリフレル、ヤーマヤバシリオ。で、オヌンネデニデ、タンアンラミオルサマ、ベンサヌルム、シュネデンワルディエドゥシュニョルム。インパラトルン、アイレシンデン、プリンス・コマツ・アキヒト、ビンセキズ・セキサン・アルツ・ダ・ヨラチカラク、アウロッパ・ゲジスネ、ゲリオル。で、アスナ・ビンセキズ・セキサン・イエディで、トゥルキエ、オスマン・リンパラトールナ、ゲルディベ・パーディシャイレで、ギョルシュトゥブ、イスタンブラ・ゲレン、イルク・インパラトールク・アイレ・メンスプドゥル。シムディ、コノヤ・ゲチオルス、ビジム・ブアクシャムキカフラマンイトーチュータナスビリディルアゾンジェギョステルディンブイルクゲレンイングリスホジャジョサイアコンダルダンデルスアルズアマアイネザマンダコンダルヌンイエティシトルドゥジャポンホジャラルダンダデルスアリオ1867ジャポンヤヌンクゼイデヨネザワシェヒリンデドードゥで、ブデスラスンダオレンジリクテケンディスヌンチズディビル、ノットアイネザマンダ、コンドルプロフェソルヌチズミシでケンディスヌシャエセリミマロララク東京ヌン、ランドマークデニエビレジェック東京築地本願寺ブディスタプナブ、エスキヒントブディスタプナTarzındadır. Ama aslında kendisi mezuniyette, üniversiteden mezun olurken tasarladığı proje buydu. Gotik katedral mimarlığı. Aslında o dönemdeki Japonya çok eklektik. Onun başka eserler bakarsak, ilk eseri Japon Shintoism tarzı.Sonra Sarasen dediğimiz İslam, Hint İslam tarzı, Çin tarzı, Romanesk tarzı ve Hint Budist tarzı ve Çin Konfüçyüs tapınağı vesaire. Ve Ito Chuta'nın ilk yaptığı işte şu doküman bulunuyor. Bu bütün detayları nasıl...yapılması gerektiği eski Japon kağıdı üzerine fırça ile çizilmiş detay talimatı. Ve aslında bu gotik mimarlığını tasarım ettikten sonra ilk aradığı iş buydu. Yani mimar diyen bir meslek bile Japonya'da yokken mimar oluyor ve ustalarla bunlarla çalıştı. Ve olan eseri bu.
Ve bu aslında İto Çuta'nın hayatına hep iki standart olmaya devam ediyor. Mesela bu öğrencilikte yine yaptığı çizimlerden architectural dialogue yazıyor. Birisi Japon kıyafeti ve Japon mimarlık kafası ile gotik ve batı kıyafeti ve beraber anlamaya çalışıyor. İto Çuta hem mimar hem mimarlık tarihçisi ve aslında ilk defa Japon mimarlık tarihi yazan kişi. Ve ilk Japon mimarlık tarihi aslında Japonca olarak basılmadı, Fransızca olarak çıktı. Bu da 1900 Fransa'daki Paris Uluslararası Sergisi'nde çıkıyor. Ve bu aslında bizim bildiğimiz Osmanlı ilk mimarlık tarihi kitabını hatırlatıyor. Usulü Mimari Osmani. Bu da 1873 Viyana sergisi zamanında çıkan. Ve İto Çuta bu 1900 Paris sergisinde basılan ilk kitabında mimarlık kısmını yazan kişidir. Ve bu Japonya'da yazılmış ilk mimarlık tarihi oldu. Peki şimdi İto Çuta neden Osmanlı İmparatorluğu'na geldi? Ona geçelim. Kendi doktora tezinden başlıyor. Japonya'da 7. yüzyılında yapılmış dünyanın en eski ahşap binası var. Horyuji isimli Budist tapınağı. Ve İto Çuta bu Horyuji tapınağının mimari kökünün Yunanistan'da olduğunu iddia etti. Bu kendi doktora tezi. Ve biz şimdiden düşününce nasıl böyle olabilir, Japonya'dan Yunanistan'la bağlantı nasıl kurulabilir? Bunu çok ciddi düşünüyor. Bu kendi çizimiyle karşılaştırma yapıyor. Ve İto Çuta'nın iddiasına göre şöyle, bu Horyuji Tapınağı'nın sütunları gövdesinin ortasında bir kabarık var. Yani daha kalın, uçlarında daha ince. Buna Yunanca mimari terimiyle entasis deniyor. Ve bu tabii ki Atina'daki mesela Parthenon'da var. Ve bu sütunlar Yunanistan'da bu Yunan tapınağının esasının ahşap olduğu inanılarak bütün Hindistan, Çin'den geçerek Japonya'ya kadar geldiğini söylüyor. Ve onun nedeni de aslında tamamen mantıksız da değil. Hindistan'da Budizm doğuyor ve Budizm hem kuzeyine hem güneye birkaç yola ayrılarak Japonya'ya kadar geliyor. Ve bu Budizm'i taşıyan da İpek Yolu. Bu İpek Yolu aslında sizler ben biliyorum. İpek Yolu'nun ucu bir tarafı Roma ya da İstanbul, öbür ucu neresi? Çin'deki Chang'an şehri diye inanılıyor. Ama dünyada bir tek Japonlar hayır, Japonya diye söylüyoruz. Çünkü onun izleri var. Neyse bugün bunu anlatmayacağım ama Japonlara göre İpek Yolu'nun öbür ucu Japonya. Ve Budizm ile beraber İpek Yolu ile Atina'dan bu sütunlar ve mimari kökü Japonya'ya kadar geldi dedi. Aslında bunun arkasında çok ciddi bir politik neden vardı. O dönemde mimarlık tarihi yine İngilizler hakim, mesela Bannister Fletcher gibi mimarlık tarihçiler şöyle dünya haritasını çiziyordu. Bu mimarlık ağacı deniyor. Kökünden tarih olsun, iklim olsun, etnik olsun, farklı farklı elemanları arıyor ve bir ağaç büyüyor. Ağacın gövdesinde ne var?
Sadece Roma, Yunan ve Rönesans ve Barok, yani Batı mimarlık tarihinin ana hattı oluyor. Peki Hint mimarlığı, Çin mimarlığı, Japon mimarlığı ya da Osmanlı ne oluyor? Bunlar önemli değil, bunlar şeyler, dallar oluyor ve tarihi gelişme yok. Bunun gibi mimarlık tarihi düşüncesi çok hakimdi 19. yüzyılda. Ve İtoçu da buna hayır diyor. Ve hayır derken aslında mesela Japon mimarlık tarihi, Batı mimarlık tarihi kadar güzel, şöyle güzel diye bağımsız anlatmadı. Batı mimarlık tarihi içinde en önemli sayılan Yunan mimarlığına Japon mimarlığının kökü bağlıdır. Bu şekilde söylersek otomatik olarak Japon mimarlığının yeri yükseliyor. Bu aslında o dönemin sınırı diye düşünüyorum. Yani günümüzde o şekilde hiç düşünülmüyor ama çok üzücü bir şekilde Eurocentric, Batı merkezi düşüncesi hakimdi. Ve İtoçu da bu şekilde kendi tezini öne sürdü. Ve İtoçu'nun aslında ilginç tarafı ve önemli tarafı bunu sadece tez olarak bitirmedi. Kendisi yola çıktı ve dünyayı döndü. Ve İtoçu da bunu yapabilmek için Japon hükümetinden para istedi ve aldı. Ve 1902 Mart ayında Japonya'dan yola çıkarak Çin'e gidiyor. Çin'den güneye giderek günümüzdeki Myanmar'lardan geçip Hindistan, sonra Avrupa'ya gidip Avrupa'dan tekrar Türkiye'ye dönüp Kahire, Mısır, Kahire, Filistin gezdikten sonra Avrupa üzerinden Amerika'ya geçiyor. New York, Chicago, Minneapolis'ten, Seattle'dan gemiye binerek Japonya'ya döndü. Bu seyahat 3 sene, 3 ay sürdü. Ve İtoçu da bu kendi tezini hem sürmek için hem kendisinin önemli olduğunu düşündüğü Doğu mimarlık tarihi düşüncesini oluşturmak için bu seyahat yaptı. İtoçu da hayatında 76 tane saha defteri bıraktı ve bu dünya gezisinde ilk 12 cilti var ve Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait 9, 10, 11, 12. cilt oluyor. Ve önce Çin'den başlıyor. Çin'de aslında bir keşif yapıyor ve Nara'daki kendisinin öne sürdüğü Horyuji Tapınağı ile Çin arasındaki bağlantılarını buluyor. Ve aslında Çin'de önemli olan bizim için ilk defa İslam mimarlığını Çin'de görüyor. Yani düşündüğümüz gibi Mekke ya da Hindistan değil, Çin'deki camileri geziyor. Yani bu Çin'deki camidir. Ve sonra Hindistan'a geçerken Güney Çin'de Myanmar-Çin sınırında bir İngiliz konsolosu ile tanışıyor. Bu bugünkü anatema, British Connection için çok önemli. Orada bir tek başına konsolosluk yapan bir konsolos varmış. Adı Litton, Mr. Litton. Ve Mr. Litton çok seviniyor. Herhalde o kadar insan fazla geçmiyor. Ve İtoçu'dan çok önemsiyor ve kendi evini arıyor, misafir ediyor. Ve hatta kendisinden uzun süre seyahat ettiğini duyunca doktor çağırıyor ve kendisini kontrol ettiriyor.
Ve hatta sonradan anlaşıldı ki İstanbul'daki büyükelçiliğine tavsiye mektup yazdı. Ben o belgeyi buradaki Osmanlı arşivlerinden buldum. Neyse, Hindistan'a giderken şöyle bir Mr. Litton ile tanışıp sonra Hindistan'ı geziyor. Ve tam Hindistan'ı gezerken bir Japon-Rus savaşı başladı. 1903 8 Şubat'ta kendisi Sri Lanka'daydı. Ve aslında İto Chuta'nın planı şöyleydi. Hindistan'dan Afganistan'a geçip İran'dan geçerek Türkiye'ye girmek istiyordu. Karadan gitmek istiyordu. Ama bu savaş nedeniyle Afganistan'a geçemedi. O yüzden gemiyle Avrupa'ya gidiyor, Trieste'ye gidiyor. Sonra Avrupa üzerinden trenle İstanbul'a girdi. Dolayısıyla İto Chuta'nın ilk gördüğü İstanbul Sirkeci Garı'ndan başlıyor. Ve aslında İto Chuta'nın İstanbul'a gelişi çok fenaydı. İstasyona varınca tren hemen memurlar geliyor ve bütün çantalar, valizler ne varsa içinde taranıyor ve yazısı olan her şey el koyulmuş. Ve İto Chuta Allah'tan kendi kitapları alınmadı ama seyahat rehberi bile alınanlar varmış ve bu şekilde İto Chuta'nın ilk İstanbul'a gelişinde dünyada herhalde Türkiye ve Rusya'nın kadar seyahat etmek zor ülke yoktur diyen bir düşüncesi oluştu maalesef. İto Chuta İstanbul'u gezerken kendisi harita çiziyor ve gezmek istediği anıtları hepsini listeliyor. Listenin içinde haritanın içinde bu listeden olan şeyleri hepsini işaretliyor. Bu bütün önemli şehirlere gittiğinde bunu yapıyor. Ve aslında İto Chuta'nın küçüklüğünden beri şu mekan kurgusu için olağanüstü yetenek vardı. Mesela bu 12 yaşındayken çizdiği Güney ve Kuzey Amerika haritası. Bu Japon kağıdı üzerine fırça ile çizmiş. 12 yaşında. Ve hep haritayı çizmeyi çok seviyor ve bütün saha defteri üzerinde haritaları birçok görebilirsiniz. Ve aynı zamanda İto Chuta hayal etmeyi çok seven biriydi. Hatta hayaller kendisini bırakmıyormuş ve kafanın içinde sürekli canavarlar, hayali yaratıklar geliyormuş ve onu çizmeden duramıyormuş. Ve bunun gibi hayali çizimler de çok var ve defter içinde de birçok görebiliyoruz. Bugünkü konuşma içinde sizinle de paylaşacağım. Sonra İstanbul'a gelince tabii ki merakla Türkleri inceliyor. Türklerin fiziki özelliği, saçları koyu, burun büyük vesaire. Sonra Türk gentleman'ın giyiniş tarzı şöyle ve kendisi bu kırmızı fezi çok komik buldu. Hani aşağı tarafta batı kıyafetli olup kafada kırmızı şapka takması bir kendi estetiğine göre garip geliyor diye sürekli yazıyordu. Ve Türklerin burunlarını çok inceliyor. Büyük merakla farklı farklı tipleri ve kendisi mimar olduğu için bütün açılarını da ölçerek işaretliyor. Ve aslında sadece belki Türkiye'de bu merak başladı ve Mısır'da da devam ediyor. Sonra Roma'ya gidince de devam ediyor burunları çizmeye. Sonra kendi kültürü ile
karşılaştığı kültürü, karşılaştırma bakışını çok görüyoruz. Mesela Yunan papası ile imamla Japon Budist imamını karşılaştırarak çiziyor. Ve sonra İstanbul'da fotoğraf da çektiriyor. Bunlar ikisi de İstanbul'da çektirdiği fotoğraf. Ve fotoğraf stüdyonun adı Alkibiades. Bu tarih yarımada da Bahab-ı Ali'ye yakın bir yerde stüdyosu varmış zamanında. Ve aslında İtoçu da kendisi de fotoğraf makinesini taşıyordu. Ve mesela bu Sultanahmet Çeşmesi, 3. Ahmet Çeşmesi. Ama kendisi fotoğraf çekmeye o kadar usta değildi. Yani bunun gibi fotoğraflar çıkıyordu. Ve tabii ki İstanbul'da mimarlıkları araştırıyor. Ayasofya'nın kubbesini Mughal kubbesiyle, Patan kubbesiyle, farklı kubbeyle karşılaştırıyor. Ya da Kariye Camii inceliyor. Aslında bakarsak İstanbul'da gezdiği bütün anıtların listesine bakarsak Osmanlı mimarlığından daha çok Bizans mimarlığına merak ediyor. Bu da aslında bu Batı bayaslı, yani okuduğu kitaplardan kaynaklıyor. İtoçu da seyahatte giderken önce gideceği yerin üzerinde kitapları okuyor ama okuyacağı kitabı tabii ki Japonca olarak olmadığı için kendi bildiği dille okuyor. Kendisi en iyi konuştuğu dil Almancaydı. Sonra İngilizce ve Fransızca biraz biliyordu. Ve dolayısıyla mesela Charles Texier kitabını okuyor vesaire. Batılıların araştırmalarından çok faydalanarak İstanbul mimarlığını araştırıyor. Ve mesela Süleymaniye fotoğrafını çekiyor ve çizimi de yapıyor. Ve İtoçu da aslında burada, İstanbul'da bir Japon arkadaşı vardı. Hatta şimdi bulunduğumuz buraya yakın. Hazyopuro pasajında dükkanı olan Yamada Torajiro adlı bir Japon. Ve bunun hakkında daha önce bu İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nde sergiler yaptık. Onun için belki duymuş, görmüş, biliyor olabilirsiniz. Bu Yamada Torajiro ile İtoçu da nasıl tanıştı ben çok merak ediyordum. Ve bu sergi sayesinde bu arkadaşlık buldum. Ve sonuçta anlaşılan arada ortak bir tanıdığı vardı. Fukushima Yasumasa adlı bir asker subay. Onun üzerinden Hindistan'dan Yamada Torajiro'na mektup yazıyor ve İstanbul'da ona gideceğim diye öyle anlaşıyor. Ve Yamada Torajiro aslında şöyle 1890 senesinde belki bilirsiniz 2. Abdülhamit Ertuğrul Fırkateyn'i Japonya kadar gönderdikten sonra dönüş yolunda büyük facia yaşıyor. Hani 2 sene önce bir filmde çıktı Ertuğrul 1890, onun için bilirsiniz. Bu facia Japonya'da çok büyük etki yaratıyor ve insanlar para topluyor. Ve bu Yamada Torajiro da bu insanlardan para toplayıp İstanbul'a kadar getirdi. Ve Sultan II. Abdülhamit'in himayesiyle burada yaşamaya başladı. Hem Japonca dersi veriyordu, hem tüccar olarak ticaretle meşgul oluyordu. Ve bildiğiniz gibi mesela milli saraylarda olan Japon eserlerin hepsi değil ama bazıları Yamada Torajiro tarafından saraya
satış yapıldığını belgeler bulmuştuk. Ve İtochu'da bu Yamada Torajiro'nun yanında ve etrafında olan Levanten dünyası ile karşılaşıyor. Ve İtochu'da kendisi burada kaldıktan sonra bir Osmanlı nişan alıyor, 3. Mecidi. Ve bu afişte kullandığımız fotoğraftaki İtochu'da'nın şurasında Mecidi nişanı var. Bu nişan aldığı zaman hatıra için çektiği fotoğraf sanırım. Şöyle bir fotoğrafta çıktı. Ve o dönemde, yani İtochu'da 1904 Mayıs ayında İstanbul'a geldi. İkinci Abdülhamit döneminde İstanbul dışındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgelerini gezmek için padişahdan bir izin alması gerekiyormuş. Ve bu izin başvurduktan sonra çok uzun sürdü. Yani 2,5 ay sonra ancak izin geldi. Ve 2,5 ay beklerken İtochu'da ne yaptı? Tabii ki mimarlık araştırdı ve aynı zamanda Türkçe öğrendi. Ve sadece Türkçe değil, Yunanca da öğrendi. Ve mesela onun defterinden şöyle cümleler var. Rusya'nın Norveç zırhlısı dün Port Arthur limanından çıkarak Japon donanmasına hücum etmiştir. Bu Japon-Rus savaşının durumunu anlatıyor. Ve İtochu da enteresan şekilde Osmanlıca alfabesinin yanında kendi sistemiyle Latin alfabesiyle Türkçe yazma sistemi kurdu. Yani günümüzdeki Türkçe gibi. Ve o şekilde Türkçe öğreniyor. Ve sonra ikinci cümle enteresan. Dün akşam Nakamura Efendi ve Yamada Efendi ile beraber mi yediniz yazıyor. Bu ne demek? Nakamura Efendi, yani bu dükkanın sahibi, Yamada Efendi, bu Yamada Torajiro arkadaşı. Ve bunları değil, onları efendi diye hitap eden üçüncü kişiyle beraber Türkçe öğreniyordu. Peki bu üçüncü kişi kim olabilir? Ben şöyle tahmin ediyorum. İtochu'da Haziran ayında karısına bir kartpostal gönderiyor ve diyor ki küçük bir İngilizce-Japonca sözlük alır mısın ve hemen gönderir misin şu adrese? Ve adres yazıyor. Ve adres Yamada Torajiro'nun Beyoğlu'ndaki dükkanı ama alıcısı başka biri. Adı Euripides Stravidis. Ve ben onun kart vizitini buldum. Euripides Stravidis. Herhalde Rum biri. Ve bununla uzun arkadaşlık kuruyor. Mesela 1911'de döndükten 6 sene sonra başka bir kartpostal buldum. Bu dükkanın işletmesini yapan birisi Japonca ile yazıyor ve bu Euripides İngilizce ile yazıyor ve İtochu'ya beraber kartpostal gönderiyor. Ve böyle arkadaşlıklar olmuş. Başka enteresan bir şey de buldum. Japonca yazılan bir kartpostal ve bunun yazarı Zefarovic adı. Zefarovic adlı biri İstanbul'da Japonca öğreniyordu. Ve kendisi aslında Macaristan, Avusturya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun konsolosuydu. Şurada defteri içinde bulmuştum. Konsolos olduğunu yazıyor. Ve ben başka kaynaktan buldum. Kendisi daha sonra Bağdat'ta konsolos oldu.
Bu şekilde burada kavuşan yabancılar ve gayrimüslim bir gruplar varmış. Onu şöyle şekilde öğrendim. Bu benim için bir hazine kaynağı. 14 sayfalık ve 66 kişilik kartpostal albümü. İtoçu da bu seyahatte tanıştığı insanların kart vizitleri bir albüm içine koymuş. Ve çoğu kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nda tanıştığı insanların kart viziti oluyor. Ve ilk sayfasında kendi kart viziti var. Şu sağdakine bakar mısınız? İlk satırda Osmanlıca, İngilizce, Rumca ve Ermenice. Dört dille kendi ismini yazdırdı. Ve aslında bu İtoçuta'nın bulunduğu ortamı çok iyi ifade ediyor. Yani burada dört dille kartını bastırmak gerektiği kadar çok insanla tanıştı demek. Ve mesela kimlerle tanıştı? Meşhurlarla başlayalım. Halil Edem. Biliyorsunuz Osman Hamdi Bey'in yeğeni ve o zaman İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin müdürü idi. Ve kendi defter içinde de el yazısı ile Halil Ethem'in yazısı da var. Ve zaten İtoçu'da İstanbul'da kaldığı 2,5 ay arasında şöyleymiş. Galata'da bir oda tutmuş ve her gün Galata Köprüsü'nden geçerek tarihi yarımadaya orada mimari inceliyor ya da arkeoloji müzesinde hem fotoğraf çekme izni aldı hem üzerinden kopya yapmak için izinler aldı ve bu şekilde çalışırken Galata Köprüsü'nün kalabalığında cepten cüzdanını çaldırdığı zaman da bir iki kere değilmiş, yani çok çalınmış, öyle bir şey de olmuş. Onun dışında kendi meslektaşlarla da tanışıyor. Nuri Can, bu aslında günümüzde Büyükada'da bir ev var. Trajedik Men'in evi, Nuri Can'ın eseridir. Sedat Hakkı ile de beraber çalışmış biri. Yani Sedat Hakkı'dan daha büyük tabii ki. Dolayısıyla bu Halil Ethem'in üzerinde mi tanıştı acaba diye de düşündüm. Onun dışında Haik Zipsi diyen biri, bu Milano yazıyor adres ama onun dışında Bekar Sokak'ta İstanbul'da adresi de var. Ve bu Zipsi ile tesadüfen ben başka bir yerde karşılaştım. Paris'teki Ecole des Beaux-Arts'ın Osmanlı öğrencileri kayıtları tararken Zipsi adı ama Henri André Zipsi başka. Ama muhtemelen akraba ya da kardeş ya da kuzeni diye tahmin ediyorum. Onun dışında mimar olarak Alfred Dwight Ford Hamlin ile tanışıyor. Bu biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhorn'un mimarı ve kendisi ile hani bu Boğaziçi Üniversitesi'nin öncesi olan Robert College'nin kurucusu Cyrus Hamlin'in oğludur. Ve sonra New York'ta Columbia Üniversitesi'nin mimarlık fakültesi dekanı da olmuş. Ve tam o sırada İtoçuta'nın burada bulunduğu sırada bu bina yapılıyordu. Washburn Hall 1906 bitimi. Ama dün buruduk 1904 yapı başlamış şu kilit taşı ve sevgili eşimin sayesinde bu şeyleri çizimleri de aradım sizinle paylaşıyorum. Sonra bunları beklerken
izinleri beklerken Bursa'ya kadar izin almadan gidebiliyormuş ve Bursa'ya gidiyor, Yeşil Cami türbeleri geziyor. Ve aslında İtoçu da İstanbul'dan daha çok Anadolu gezisini beğeniyor. Çünkü eski dönemler ve Bursa'da hamama giren canavarlar da çiziyor. Ve sonra nihayet izin gelince yola çıkıyor. Ve güzergah şöyle, İstanbul'dan yola çıkıp trenle Ankara'ya ve Anadolu gezdikten sonra Konya'dan İzmir'e geçip İzmir'den Girit üzerinden İskenderiye, Kahire, Luxor, sonra gemiyle Yaffa'ya geçip Kudüs, Filistin, Suriye, Lübnan ve sonra günümüzdeki Türkiye sınırlarına girerek İskenderun, Antakya, Adana vesaire, sonra tekrar Konya üzerinden İstanbul'a geliyor. Osmanlı İmparatorluğu içindeki kalış süreci 8,5 ay ve Anadolu ve Mısır gezileri 4 ay kadar sürdü. Ve Ankara'ya gidince aslında Japon-Rus Savaşı sırasında Osmanlılar hep Ruslardan ezildiği için bütün Türkler Japonya tarafı tutuyor ve o dönemde belki 3 kişi Japon vardı Osmanlı İmparatorluğu'nda ve öyle bir durumda Ankara'ya gidince ne oldu? İnsanlar Japon var diye herkes ona gelmiş ve eşine, Tokyo'daki karısına kartpostal göndererek onu anlatıyor. Ve mesela Anadolu'da İstanbul'da görmediği daha eski eserleri görünce çok şaşırıyor. Mesela Selçuklu dönemindeki Aslanhane Camii gezince, bu 13. yüzyıl mimaridir. Japonya'daki tam çağdaş 13. yüzyıl Kamakura döneminin afşap yapıları ile tamamen aynı olduğunu söylüyor. Ve aslında İtoçu'da hatırlarsanız ilk Japon mimarlık tarihi ve Japonya'da ciddi bir şekilde eski mimarlığını görmüş biri olduğu için bu sadece şey değil, bir imaj olarak değil de bir uzmanın söylediği sözü tamamen aynı diyor. Ve bunları inceliyor. Ve Ankara'da mesela afşap konutların yapılarını inceliyor. Ve konut mimarisini ile çok ilgileniyor. Aslında mesela bu batıdan gelen mimarlarda fazla olmayan bakışıdır. Yani anıtsal mimarlığı değil de kendi hani halk mimarlığına da çok büyük incelikle ilgileniyor. Mesela bu sadece Anadolu'da değil Suriye'de de konut mimarlığının inceliyor. Bu Şam'da çizdiği bir konut mimarı. Anadolu'da onun dışında daha da eski Frig kalıntılarına da gidiyor. Mesela Aslankaya ve notlar ediyor. Ve hatırlarsanız İtoçu'da'nın geziye çıkmanın ilk nedeni Yunan mimarlığı ile Japon mimarlığı arasındaki bağlantı kurmaktı. Ve aslında İtoçu'da bu Yunan mimarlığı ya da Batı klasik mimarlığını ilk defa bu Osmanlı İmparatorluğu topraklarında görüyor. Yunanistan'da değil. Ve onun ilk gördüğü klasik mimarlığı Aizanoi'di, Kütahya yakınında. Ve büyük ilgiyle notlar ediyor. Sonra onun dışında, mimarlık dışında insanlara da
büyük ilgiyle çiziyor. Bu Ankara'da bir aile. Ya da şöyle karşılaştırma yapıyor. Japonlar, Türkler, İngilizler ve Zenci diyor. Ve İtoçu da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etnik çoğunluk, etnik çeşitlerine de hayran kalıyor. Ve farklı farklı etnikleri kendi çizimiyle anlatıyor. Mesela bir Yunan derken Rum'den kastediyor. Sonra Mısırlı, Suriyeli, Arap ve Musevi, Ermeni ve Türk. Ve kendisinin yazdığı yazısı içinde aslında Levant'ten çizmediği, fiziksel olarak özelliği fazla anlamadı herhalde. Şöyle şekilde anlatıyor. Türk, Türkmen, Ermeni, Yahudi, Kürt, Arap, Bedevi, Yunanlı yani Rum ve Levant, Çerkezler arasında. Levant için ne diyor? Bunlar esas olarak İtalya'dan göç ederek gelenler ve en şerefsiz ve haykara. Haykara Japonca olarak yüksek kolalı demek ki. Yani işte modern ve batılılaşmış anlamına geliyor. Deniz kenarı özellikle limanlarda çok oturup para kazanmakla her zaman meşguldür. Öyle diyor. İtoçu da onun dışında, insanlar dışında da küçük küçük eşyalara da merak ediyor. Mesela kahve ibrikten Şam'da gördüğü terliklere kadar. Sonra Türklerin hareketlerine de merak ediyor. Mesela pek güzel dediği zaman şöyle. Ve Çin'de aynı şey şöyle şekil yapıyor gibi çizimler yapıyor. Bu İtoçu'da'nın kültürler arasındaki karşılaştırma bakışı birçok yerde görebiliyoruz. Mesela Anadolu'nun büyüklüğünü, ölçeğini anlamak için aynı ölçekteki Japon haritası ile beraber çiziyor. Ya da Suriye'yi de aynı şekilde. Ve bu seyahat aslında tam yazın sıcakken oldu. Yani Temmuz'un sonunda yola çıkıyor İtoçu'da. Ve alev alev yanan Anadolu'da gezerken ama bu zorluk aslında sıcaklık değilmiş. Onun için en zor olan gece uyuyunca çıkan küçük küçük böcekler. Kene mi deniyor buna Türkçesi? Ben tam bilmiyorum. Ve bunlar yüzünden aslında İtoçu da Konya'dan sonra Bağdat'ta doğru gidecekti. Ama fazla sıcak diye denize doğru yolu çeviriyor. Ve İzmir'e doğru. Ve bugünkü konuşmanın başka bir ana hattı, British Connection burada da çıkıyor. Bu İstanbul'da, burada Beyoğlu'nda bekleyen arkadaşı Yamada Torajiro ile İtoçu'da seyahat boyunca sürekli haberleşiyor. Ama nasıl haberleşebiliyor? Bu bütün Osmanlı İmparatorluğu içinde olan İngiliz konsolosluğuna Yamada Torajiro mektup gönderiyor. Mesela şu, İzmir'de İtoçu'dayı bekliyordu. Ve İtoçu'da herhalde Konya'dan Yamada Torajiro'na bu böceklerle zorlandığını yazıp gönderdi. Ve Yamada Torajiro İzmir'de şu ilaç alın, şöyle yapın gibi talimatları bile veriyor. Ve bunlar o kadar çok haberleşiyor ki, yani günümüzdeki WhatsApp gibi şekilinde. Ama gerçekten 2-3 günde bir kartpostal gönderiyordu. Ve bütün bu haberleşmeler, mesela bu Kahire'deki İngiliz konsolosluğuna ya da Beyrut'taki konsolosluğuna
Ve bütün seyahatta kaç tane, 70-80 tane kartpostallar gönderdi. Yani şey, Anadolu gezisi boyunca, yani 4 ay içinde 70-80 tane. Ve İtoçu'da sonra tabii ki İzmir'den başlayarak Ege kıyısındaki Yunan mimarlığını incelemeye gidiyor. Mesela bu Efes çizimleri ve gezerken de mesela Bergama'da antika denetmecisiyle karşılaşıyor ve kartpostallar arıyor. Ve başka bir İngiliz bağlantısı, British Connection, İzmir'deki konsolos İtoçu'da'ya Kahire'deki konsolosa tanıştırıyor, mektup yazıyor. Ve bütün bu bağlantıları harita üzerinde koydum. Bu mavi noktalar İtoçu'da'nın mektup almaya gittiği konsolosları, konsoloslukları gösteriyor. Ve bu çizimler şöyle. Mesela İstanbul'daki konsolosluğa Çin'deki bu sınırdaki Tenchong isimli konsolos, Tenchong şehrindeki konsolos İstanbul'daki büyükelçiliğine yazıyor. İzmir'deki konsolos Kahire'deki konsolosa yazıyor. Sonra başka bir mektup daha buldum. Bu da şeyden Kudüs'teki konsolos Bağdat'taki konsolosa mektup yazıyor. Şu haritada şöyle gösterdim. Ve bu şekilde İngilizler arasındaki bağlantıları üzerinde İtoçu'da çok yardım aldı. Ve İtoçu'da neden bu kadar İngilizlerden yardım alabildi? Bu da aslında arkasında politik nedeni var. 1902'de Japonya İngiliz irtifak kuruluyor. Ve bu 1923'e kadar devam ediyor. Ve o döneminde Japonya Osmanlı İmparatorluğu'nda hiçbir resmi temsilciliği yoktu. Dolayısıyla İngiliz konsoloslukları Japon vatandaşı için bu şekilde yardım ediyor. Ama tabii bu İngiliz konsolosların gösterdikleri nezaketi bu görevde yapması gerekenin dışında, daha onun üstünde ve daha sonra böyle arkadaşlık olduğu konsoloslar da olmuş. Onu daha sonra göstereceğim size. Ve sonra İskenderiye'ye geliyor. Akdeniz'de üzerinden şeyden Girit'te geçerken gemiden iniyor gezmek için. O zaman insanları geliyor. Neden geliyor? Çünkü Japon görmek istiyorlardı. Yani kendisi gezmeye gelince insanlar onu gezmeye gelmiş. Ve tabii ki o dönemde Japon-Rus Savaşı çok önemli noktada oluyordu. Bu Port Arthur dediğimiz Rus'un limanı düşer mi, düşmez mi diye bütün dünya ona bakıyordu. Ve İtoçu'da'nın defter içinde bu Rus'un haritası bile var. Çünkü insanlar gazetede okuyarak Rus'un nerede olduğunu, hangi tepenin neresinde olduğunu anlamıyor. Onun için İtoçu'da'nın anlatmasını istediler. O şekilde anlatıyordu herhalde bu haritayla. Ve sonra Mısır'a geliyor. Mısır'a gelince tabii ki sütunlar, mekan için sütun var değil, sütun için mekan var kadar büyük sütunlar var ve onu inceliyor tabii ki Entasis ile beraber. Ve Luxor'a kadar gidince şöyle Ramses, ikinci Ramses'in bütün detaylarını ölçüyor İtoçu'da. Yani kulakların büyüklüğü, tırnakların büyüklüğü ne kadar. Bu aslında bana göre çok Japon bir düşünce. Bu
Narada bu dünyanın en eski ahşap binasının olduğu aynı şehirde 8. yüzyılda karma böyle büyük Buda heykeli var ve 12. yüzyılda bunu gezen bir Japon bu Buda'nın büyüklüğünü anlatmak için bütün ölçülerini gösteriyor. Gözlerin uzunluğu, tırnakların uzunluğu ve bu şekilde İtoçu Taramses'in tırnağının uzunluğu da ölçmüş. Ve defterde de ölçeklerinin farkını göstermek için çeşitli çizimler yapıyor. Sphinx ile Ramses ile Japonya'nın Buda heykeli beraber ya da Büyük Piramit ile Horyuji'nin kulesi ile, yani pagodası ile Sphinx beraber. Bu Kahire'de İtoçu da Max Herzberg ile de tanışıyor. Bilirsiniz Kahire'deki bütün anıtları restore eden kişi. Şunları atlıyorum. Sonra Port Said'den Yaffa'ya geçiyor. İtoçu da'ya göre Yaffa şöyle bir şehir. Ve Port Said'den Yaffa'ya geçerken İtoçu da bir Rus gemisine biniyor. Düşünün, Japon-Rus savaşı sırasında. Ve İtoçu da diyor ki sonradan, bunu ben macera için yapmadım. Sonra gelen gemi beklerken çok vakit kaybedecektim. Onun için mecburen bindim diyor. Ama binince şöyle herkes onun hakkında konuşuyor. Pis 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 pis. Konuşuyorlar. Ve İtoçu da bu gemide genelde bütçesi kısıtlı olduğu için her trene binerken ikinci sınıf alıyordu. Ama bu gemiye binerken birinci sınıf biletini alıyor. Ve bir İtalyan tüccar, bir Alman arkeolog, bir Alman tüccar ve bir Rus kaptan. Ve İtoçu da. Ve yemek sırasında tabii ki kimse savaş hakkında konuşmuyor. Ama Rus kaptanın dışında galiba herkes Japon tarafı tutuyor. Ve bir şeyler, ufak konuları tartışırken aniden Rus kaptanı kendi gemisi üzerinde çok yapayalnız olduğunu hissettiği durumlar da olmuş. Neyse, İtoçu da bu şekilde Yaffa'ya kadar geçiyor ve kendini Japon-Rus savaşında Mançurya'da savaş edenlere benzeterek şöyle bir şey çizim yapıyor. General Oyama, Kropotkin'i Mançurya'da sıkıştırırken Doktor Ito, Türklerin sahasında eski mimarlığını araştırıyor diye resim yapıyor. Ve tabii ki defterler arasında kocaman Rus'u itmeye çalışan sumo güreşçisi resmi. Ve sonra Kudüs'te İtoçu da tabii ki dinlerin kutsal alanları geziyor. Ama enteresan bir şekilde kendisi fazla dindar değildi. Ve din için gelen insanların tavırlarını çok komik diye buluyor. Bu çok enteresan bir şekilde ertesi sene tesadüfen bir Japon yazarı Tokutomi Soho Kudüs'e geliyor ve yazılar yazdı. Tokutomi Soho kendisi Hristiyandı. Ve o zaman Kudüs'e geldiği zaman nasıl duygulandığı, çok önemsediği, onunla çok büyük kontrast gösteriyor. İtoçu da çok soğukkanlı görüyor. Ve hatta Kudüs'te
farklı Avrupa güçlerin kiliseleri ve toprakların olduğuna dikkat ediyor ve Ruslerin bu kadar Kudüs'te çok toprak olduğunu bilmiyordum diyor. Ve onun dışında şöyle bir şey de var. Suriye'ye gittiğinde bir Süryani papasla, episkoposla karşılaşıyor, ziyaret ediyor. Ve bu İtoçu da Çin'de Chang'an diye eski başkente gittiği zaman şöyle bir anıtın kopyasını çekiyor. Bu anıt Nestorius Hristiyan dininin Çin'e kadar gittiğini gösteren bir belge. Onun kopyasını Süryani episkoposuna göstererek onun tercümesini yaptırdı. Çünkü bir kısım Süryanice yazıyor. Öyle bir şey oldu. Ve sonra İtoçu'nun bu seyahat ederken kendisi hakkında yazan bir İngiliz var. Bu Gertrude Bell Osmanlı İmparatorluğu içinde gezerken Mahmut diyen bir uşağını tutuyor. Ve kendisi Arapça bildiği için uşağa soruyor. Şimdiye kadar senin eşlik ettiğin insanlar arasında kim en ilginçti? Ve bu Mahmut demiş ki bir Japon. Ve bu Japon hiçbir şey yemiyordu. Sadece çay içiyordu. Ve gece geç saatte kadar ayaktaydı ve bir şeyler yazıyordu. Öyle anlatmış. Ve İtoçu da aslında seyahat boyunca bir uşakla beraberdi. İstanbul'da bir şifalı bitkileri satan bir dükkanın sahibi İsmail adı. Onu İstanbul'dan aldı ve bütün Osmanlı İmparatorluğu seyahat boyunca eşlik etti. Ve onun resmi bu. Ve Halep'te enteresan bir şeyle karşılaşıyor İtoçu'da. Bu Çukurara Bekir diyen bir yerli ağanın evinde enteresan bir resim var diye söylüyorlar. Ve onu görmeye gidiyor. Bu 17. yüzyılın başında yapılmış duvar resimleri ve onu fotoğraflıyor. Ve aslında bu Çukurara Bekir'in resminin üzerinde Çin resimde çok gözüken hayali hayvanların figürleri var. Mesela ejderha var ya da anka kuşu var. Ve onun için İtoçu da çok heyecanlanıyor ve fotoğraf çekiyor. Bu aslında günümüzde Berlin İslam Sanat Müzesi'nde onların en önemli eserlerinden biri sayılan Aleppo Room denilen, hani Halep'in odası. Onun aslında müze ile irtibat kurunca anlaşıldı ki kendi halinde olduğu zamanki çekilmiş tek fotoğraf İtoçu'da çekmişti. Ve o arada tabii ki Yamato Rajio'nun kartpostallar da gelmeye devam ediyor. Halep'te de kartpostal alıyor ve şiirler yazıyor. Mesela ne diyor? Boğaz'da aydın ay olunca da sen, eğer sen yoksa kadef kaldırıp kiminle konuşacağım gibi şiirler yazıyor. Ve Halep Baalbek'ten geçip Antakya'ya kadar geliyor. Antakya'dan sonra Mersin'e geçince yine British Connection, British konsolos vekili Townshend isimli biri diyor ki bugün saat 1'de
resmi olmayan bir öğle yemeğine davet ediyor. Ve onun kart postlarına, kart viziti de buldum. Ve sonra Tarsus'ta Manastır'a gidiyor. Şurada St. Paul Institute yazılan Tarsus'taki manastır. Bu enteresan bir şekilde İngiliz ve Protestan bağlantıları olduğunu gösteriyor. Çünkü genelde Tarsus gibi yerleri fazla Japonların haberi yok ve Protestan yerleri de o kadar bilinmiyor. Ve mesela Robert Koleji gezmesi ve Tarsus'taki manastırı gezmesi, özellikle trene binerek gidiyor İtoçu'da. Bence bu insanlar arasındaki bağlantılar var ve bir yere gidince orada tanıdığım var, oraya ziyaret edin şeklinde ziyaret etmeye devam ediyor. Ve bu şekilde nihayet İtoçu'da İstanbul'a geri geliyor. Bu İstanbul'a döndüğü zamanki kendi portresi ve kocaman bohçalar içinde bir tarafta arabesk taşıyor, öbür tarafta sütunlar taşıyor. Ve Yunanistan'a devam ederek seyahati sütunları araştırıyor. Ve Yunanistan'dan sonra İtalya, Fransa, Almanya ve sonra İngiltere'ye gidiyor. Ve aslında İngiltere'de İtoçu'da daha sonraki kariyer için önemli olan fikirlerle kavuşuyor. Hani İtoçu'da bu seyahatta ne için çıktı? Hem Horyuji mimarlığının, yani Japonya'nın en eski mimarlığının kökünü araştırmak için, hem Japonya'nın bulunduğu doğu mimarlığı ne olduğunu kavramak için. Ve İtoçu'da bütün bu seyahatlerden sonra British Museum'da sınıflandırma sistemlerini merak ediyor. Bütün sanat eserleri, mimari eserleri nasıl sınıflandırabiliriz? Ve mesela bu da British Museum'daki Buddha heykellerin tiplerin sınıflandırma sistemleri şöyle şekilde bir ideogram kurmaya çalışıyor. Ya da farklı ideogram yapmaya çalışıyor. Bu aslında çok enteresan. Bu da bir nevi Levanten tip biri. Gustav Georg Zerfi adlı Macar asıllı ama en son South Kensington Sanat Okulu'nda hoca olmuş birinin kurguladığı bir sanat tarihi bir chart. Yani demin konuşmanın başında şunu göstermiştim. Mimari ağaç. Bunun hiç demokratik olmadığını İtoçu'da kızdı. Çünkü Batı mimarlığının dışında hiçbir şeye gelecek vermiyordu, tarihi gelişmeler vermiyordu. Onun dışında nasıl mimarlık anlatılabilir? Onu düşünüyor ve Zerfi ona bir fikir veriyor. Yani bir değil de birçok farklı tarafa gidiyor, onu gösteriyor. Ve mesela Yunanistan'dan önce Veda, Hindistan olduğunu anlatıyor vesaire. Bu Zerfi aslında çok enteresan hayatı var. Önce
マジャリスタンは同様、そんなアウストリアマジャリスタンインパラトールナバームススラシャンマジャラルンハレケチイチネギリオソンバシャルスズオリオでカチオでバシカヤリデネデイスルビスタンダフランススコンソロスルンダギョレバリオでフランススワタンダシュルナアリオソンライスタンブラゲリオイスタンブルダアルマンジャホジャソーララキヤシオソンラパリスエギディオパリステンソンラロンドラヤギディオロンドラダツッポクルンダビルギョレバリオそんなサウスケンジントンを送るんだ、サナッタリヒホジャスオリオでタリヒキタブダヤズドジャポンラルイチンブダビルテサドフネイセ、オイレビルシェイデンソンラ伊藤中太ビュチュンジュンヤダオランミマルクウェサナツナスチゼビレル、ナスハリタヤチゼビレルデネメレリアピオブBütün dünyanın yerler oluyor. Bunlar tarihler gösteriyor ve onun arasında uygarlıkların adları koymaya çalışıyor. Ama bu olmadı. Sonra başka şey düşünüyor. Yuvarlaklar olabilir mi? Farklı kültürlerden Koptik, Bizans, Sarasen şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi?Böyle de olur mu? Bu bütün defterlerden öyle çıkıyor. Sonra en son bunu yayınlıyor. Bizans, Sasan, Koptik arasında Sarasen yani İslam mimarı olacak diyor. Ve bunu aslında bunun alternatifi olarak bütün dünyaya yayılıyor.Burada doğu var, burada batı mimarlık, burada eski, antik mimarlık diyor. Ve mesela doğunun içinde büyük kültürel grubu olarak Çin ve Hindistan ve İslam koyuyor. Ve aslında Türkiye buralarda.Sonra batının içinde Yunan Roma burada var, Rönesans var, Romanesk var vesaire. Bu şekilde kültürler arasındaki etkileşimleri bir görsel olarak anlatmaya çalışıyor. Ve bunun içinde dikkat etmek gereken geleceğe doğru çıkan şeyler. Ve en son...Japonya'ya döndükten sonra Ito Chuta ilk defa Doğu Mimarlık Tarihi kursunu açıyor. Ve bu Doğu Mimarlık Tarihi dersinde ilk dersin defteri budur. Burada ne yazıyor? Yani eskiden Hindistan ya daBabilon ya da Mısır hepsi böyle tarihsiz bir şey olarak yazılıyordu. Ama bunlar aslında yabancılar tarafından görünce öyle. Ama bizim açımızdan görünce öyle değil. Bizim tarihi gelişmemiz var anlatıyor. Çünkü bütün öğrenciler batılı kaynaklardan okuyarak mimarlık tarihi anlamaya çalıştığı için...onları hemen inanmayın diyor. Ve sonraki cümle bence çok önemli. Tarih birbirine her zaman kavuştuğu için Doğu ve Batı hemen belli bir şekilde ayırtmak mümkün değil diyor.Yani bu Doğu ve Batı'nın iç içeriği aslında burada yaşayan siz bunu duyunca hiç şaşırmıyorsunuz. Çünkü her zaman onu yaşıyorsunuz. Ama Ito Chuta Doğu'nun bir kenarından gelerek Osmanlı İmparatorluğu'ndan geçip Batı'yı görünce onu ilk defa anladı. Çünkü Japonya'dan görünce Batı o kadar uzak, o kadar farklı şey olarak geliyor ki
onu anlamamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nda ve bu Levanten dünyasının iç içeriğini görünce ilk defa anladı ve bu Doğu ve Batı'nın iç içeriği keşifi İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'nun İto Çuta'ya ve Japonya'ya bir hediye diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Miyako Hoca, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mükemmel bir konuşmanız yaptınız ve bir Levanten olarak ailemiz İskenderun'da, sizin dediğiniz Alexandretta'da, o sıralarda Fahri konsolos ve konsul görevliydik. O zaman enteresan. Görüşmüş olabilirim evet. Acaba. tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Misafirler, acaba siz 1-2-3 soruları sormak ister misiniz hocamıza? Buyurun. Buyurun efendim. İhracat ithalat dükkanı yeri günümüzdeki Hazopulo pasajındaydı ve onlar Japonya'dan Türkiye'ye en çok ipek satıyordu. İpek ve çay ve Japon eşyaları, yani porselenler ya da küçük hediyelikler. Ve ben aslında bu milli saraylardaki Japon eserleri üzerinde de araştırma yapıyorum. Ve eskiden daha çok bu eşyalar günümüze kadar ulaştığı için bunlar çok satıyordu diye düşünülüyordu. Sonra belgelerden anlaşıldı ki en çok harcamalar ipek satıyordu. İpek için gidiyordu. En azından saraydan Nakamura mağazasına yapılan harcama öyleydi. Bilmem biliyor musunuz? İstiklal Caddesi'nde bir Japon mağazası vardı. Evet, odur. Aynısı. Aynı Nakamura'dır. Yani şöyle, Nakamura mağazası 1914'te kapanıyor. Yani kapanıyor derken devrediliyor. Ondan sonra devam ettirildi ve Japon mağazası olarak hani devam edildi. O zaman ben size bir şey söyleyeyim. Nakamura'nın yarı kardeşi, bir Monsieur Levanten kardeşi vardı, Raoul Raymond. O benim vaftiz babamdır. Ve babam Japon mağazasında 40 sene boyunca çalıştı. Ve ben Japon porselenlerini, ipekleri küçüklüğümde hatırlıyorum. Tamam, anlamadınız. Anlamadım. Evet, zarar yok. Benim vaftiz babam Nakamura'nın evet. Yarı kardeşidir. Yarı kardeşi. Yani onun evet, annesi evet. Nakamura'nın da annesiydi. Hı hı. Evet. Aa, çok güzel. Sonra sizinle konuşacağım. Şimdi sonra. Sonra pardon, bu Nakamura mağazası burada onları satıyordu ama buradan Japonya'ya da ticaret yapıyordu. O en büyük malzeme tütün. Evet. Evet, başından sonuna kadar büyük bir keyifle izledim sizi. Teşekkür ederim. Üstelik de çizgi dışıydı ve olması gerekiyordu. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimariden mezunum. Dediğiniz gibi bizim ülkemizde de batı tarzı
çok daha fazla irdelenmiştir. Ama kişisel heveslerle doğuya doğru da yaklaşan olmuştur. Ancak siz bu öylesine bir aktardınız ki olması gereken sayfaları açtınız. O anlamda sizi gerçekten kutluyorum. Özellikle mesela siz şeye de değindiniz karşılaştırma yaparken. Şimdi öyle bir tarz vardır ki grid tarzı, kentsel doku esas batıda kullanılan ve bunu çok başarılı bir örnek olarak gösterilmektedir. Oysa ki Anadolu hiç buna uymaz. Hep aykırı davranmıştır. Bakacak olursak Anadolu'da olan kentsel yerleşme topografyaya inanılmaz saygılıdır. Topografyaya uygun olarak kendisi inşa eder. Onu tahrip etmez. Ama ne yapar? Ayrıca küçük küçük böyle meydancıklar oluşturur. Ama bu grid şeyin de tamamen dikeydir. Burada topografyaya uygun gelişmiştir. Buna da değindiniz, o anlamda o da önemliydi. Onun haricinde bu Anadolu'yla ilgili bağlantılı sözleriniz içerisinde yalnız bir eksik kısım vardı bana göre. O da şu, Roma İmparatorluğu'nun en güzel eserleri İtalya'da değil, Anadolu'da. Her kazdığınız yerde Roma'ya ait mutlaka bir şey buluyorsunuz. Yani özgün yeri esas baktığınız zaman Anadolu. Tabii bu Anadolu'daki bu kalıntılar yok olmadı. Tabii daha sonraki nesillere intikal etti. Orada onu bir inceleyin, göreceksiniz. Ondan ötürü belki hani cami mimarisindeki kolon şekilleri ondan kaynaklanan bir benzerlik de olabilir. Siz iyi bir araştırmacısınız, bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Çok kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bir soru da sormak isterim, evet, müsaade ederseniz. Şimdi Hoca Ito Shuta bu kadar önemli bir gezi yaptı. Uzak Doğu'dan Avrupa, Avrupa'dan Amerika, tekrar Uzak Doğu mektuplaştı. 18 volüm kitapları yazdı. Kaç yılda bu gezi yaptı? Bu gezi... 3 yılda mı, 5 yılda mı, 10 yılda mı? Bu gezi 3 sene 3 ay sürdü. Kendisi peki kaç yaşındaydı bunu? 30 İstanbul'a geldiği zaman 36 yaşındaydı. Hani 1867 doğumlu olduğu için 1902'de 35 yaşında yola çıktı. Yani aslında bu Japonya'da üniversitede, yani Tokyo Üniversitesi'nde şöyle bir yazılmamış kuralı varmış. Profesör olabilmek için 3 sene yurt dışında okuması gerekiyor. Yurt dışı derken herkes batıya gidiyordu. Ve Ito Shuta doğuya gitmek istediği ilk kişiymiş. Ve onun için daha önce örnek yok diye herkes reddederken bir sene boyunca ikna etmeye çalıştı. Ve sonunda gidebildi. Ama hani mesela günümüzde yurt dışında okumak çok genç yaşta gönderiliyor. Ama o dönemde Japonya'da tabii ki yurt dışına Japonya'dan göndermek çok masraflı olduğu için profesör olmadan önce 30 yaşlarında, 35 yaşlarında gönderildi. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkürler. Nuri Bey. Son bir soru sormak istiyorum. Ito Shuta'nın esin kaynağı bu 1858'de Japonya'nın dış dünyaya açılması kararının ardından biliyoruz ki Japon hükümeti, imparator bir prens başkanlığında bir heyet kurup
bütün dünyayı dolaşıp dünyada kim ne yapıyor üzerine çok etraflı bir araştırmaya giriyor Japonya. Evet. Yani nasıl oldu da Amerikalılar bizden daha ileri bir uygarlık oluşturabildiler, bunu araştıralım diye bir heyet çıkartıyor ve bu heyet İstanbul'a da geliyor aslında çeşitli kollara dağılarak. Itochu'da bunların izlediği yolu izleyerek, yani bunların hareketinden esinlenerek mi böyle bir geziye çıkıyor, yoksa daha farklı bir eğilim mi? O sırada daha farklı insanlar da buna benzer işler yapıyorlar mı? Bu aslında dediğiniz heyet, yani İstanbul'a ilk gelişi 1873 ve Itochu'nun döneminden kuşak artık çok değişmiş. Hani Itochu da 1904'te buraya geliyor. Arada 30 sene var. Ve o arada dünya görüşü de çok değişiyor Japonlar için. Ve çok sayıda insanlar artık batıya gitmiş ve gitmekte olan bir durum var. O yüzden yani bundan esinlendiğini ben pek sanmıyorum. Ve bu sizin evet çok batıya gidenler gelenler var. Bir de bu 1873'te gelen heyetin amacı neydi? Japonya'nın batı güçleriyle kurduğu eşitsiz anlaşmaları çözmek için, yani Osmanlı İmparatorluğu da aynı durumda olduğu için nasıl hukuki durum var diye onu araştırmak için geliyor. Daha çok böyle diplomatik ilişki açmak içinden daha çok bu hukuki durumu araştırmaya diye öyle bir nedeni var. Levantenler Heritage tarafından size tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Misafirler çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.